İnsanın canı bazen eğlenmek istiyor değil mi? Ama hakkını yemeyelim, bu akşam hepiniz çok eğlendiniz. Onun için ben de size bir ziyafet vermeye karar verdim. Ziyafet deyince de tabii bir takım hazırlıklar lazım. Hazırlığı kim yapar? Sadıka. Çağıralım da ziyafet için biraz emir verelim kendisine. Sadıka! Sadıka! Nerelerde bu adam? Sadıka! Buyurun beyefendi! Ay Allah, korkuttun beni ya. Sadıka hocam, bu akşam misafirlerimize ziyafet vermeye karar verdim. Evet. Hatırı sayılır birkaç dostumu da davet ettim. Çok güzel. Aman gözün korkmasın, fazla kalabalık olmayacaklar. Güzel. Çok çok 70-80 kişi. 70-80 kişi. Ne o? Yoksa çok mu geldi? Bu akşam ziyafet. Evet. Yok, çok olur mu beyefendi? Haber vereydin, 200-300 kişi daha çağırıyordum bu halde. Bayılıyorum senin bu laflarına Sadıka. Sadıka, senden vereceğim bak. Estağfurullah. Biliyorsun benim senden başka hizmetkarım yok. Sağ olun. Tabii köşke ziyafet vereceğimize göre biraz da temizlik lazım değil mi? Tabii. Hemen işe giriş, köşkü baştan aşağıya temizle. Bütün köşkü mü? Niye öyle büyüttün yavrucuğum? Köşk dediğin ne kadar yer ki? Hayır, yemek mi yapayım onu yapayım onu peki? Sen ikisini de yaparsın. Tabii canım. Köşk dediğin zaten küçücük bir şey. 92 odası var. Ah köşk. Oo köşk değil bu. Gece konduymuş beyefendi. Neyse. Ondan sonra da şeye gidersin. Alışverişe gidersin. Tamam mı? Öyle fazla şey almayacaksın. Öyle zembil falan götürmene lüzum yok. Ufak bir file al git. Peki. İlk iş olarak 600 ekmek alırsın. 60 çuval pirinç. 60 çuval pirinç. 2 sandık şeker. Evet. 4 tane koyun. Evet. Ondan sonra salata olarak da... Bir kamyon yeşillik dayarım tabii. Ya, o zaman bahsettim. Her neyse. Ondan sonra gelirken dikkat et kasaba uğra. Uğrayayım. Ha, ne alacaksın? 10 tane koyun, 8 tane keçi, 2 tane dana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sürü mü yapacağız biz Sadık hacım? 250 gram kıyma alırsın yeter. O kadar kişiye. Ne var? 250 gram kıyma. Az mı yoksa? Az olur mu beyefendi? Yani aksi o millet kutu hastalığına tutuyor. 250 gram çok gelir. Ben o 250 gramın yarısını ayırırım, başka ziyafete saklarım. Oldu. Ben sen... Ağaçbaşını çağır da evet. Yemek için talimat ver, tamam mı? Peki. Hadi sana güveniyorum. Peki, teşekkürler beyefendi. Allah Allah. Nasıl kalkacağız bu ziyafetin altında? Ağaçbaşı! Ağaçbaşı! Buyurun, buyurun, sandık kumandı. Ah geldin ya, o sandık efendi değil, Sadık, Sadık. Ya sandık kumandı, sandık kumandı, ne olacak be abi, ne diyeyim? Şimdi, bu akşam misafirler geliyor. Ya. Ha, ne yemek yapacaksın sen bize? Sen ne yersin? Beni bırak misafirlere, güzel bir şeyler yap beyefendi, itina ediyor davete. Değil mi? Ha. Ya da, o zaman ben onlara şey yaparım be. Adım bunu kurtulur be. Ha? Adım bunu kurtulur be. Anlamadım. Ne diyor ya? Hindi gibi elmer. Ne diyorsun? Ya okudun mu dokumda mı? Hay diline eşek arası soksun. Bir daha söyle bakayım. Kadın mı dokumda? Kadın budu kökle desene şuna ya. Ha, anladım. Sen nezavekatlısın. Nezaveket değil. Nezaket. Nezaveket. Nezaket. Nezaveket. Nezaket. Nezaveket. Oğlum 50 senelik kelimeyi bana mı öğreteceksin? Ona nezaket derler. Nezaveket. Bazen öyle de derler. Peki başka ne yemek yapacaksın? Sonra şey yaparım ben onlara be. Ustıpınak yaparım. Ustıpınak. Ispanak mı demek istiyorsun? Ne ustu? Ustıpınak be. Peki ıstapanak yap. Ispanak, ıstapanak. Peki ta ıstapanak. Çok güzel oldu. Başka ne yapacaksın? Sonra ben onlara... Dur. Ben sana önce bir çerkez tavuğu yaparım ha. Ah eline sağlık abi. Başka ne yaparsın? Sana çerkez tavuğu yaparım da şey simafirlerine... buldum. Simafirlere çevirme yaparım. Ah çevirme. Kapitol durursun işine gelmeni çevirirsin. Tekmeyi vurur atarsın. Öyle değil be. Kutum mu lan kutum mu? Hırır hırır ne diyorsun anlamıyorum ya açım açım. Yok kutum mu kutum mu? Hırır hırır ne diyor ya? Yok kutum mu kutum mu? Ha kuzu çevirme Allah cezayı vermesin seni. Kuzu çevirme ya. Kuzu çevirme onu. Sonra defa adam patlıcanın karnını yer. Ah patlıcanın karnını yer. Ondan sonra diktiririz onu. Başka ne yaparsın? Ben bir de şey yaparım ben. İmamı bayıltırım efendim. İmamı bayıltırım. Sonra da namazı sen kıldırırsın artık. Ya dalga mı geçiyorsun sandık kumandı öyle demiyorum. Bak sonra ben sana bol köpüklü bir ayağı yaparım. Karşılıklı çeliriz. Of of. Of of ne o için yanıyor bakıyorum. Ah yanıyorum be yanıyorum be. Ben de bu odun kokusu nereden geliyor diyorum. Sandık kumandı. Sen sevdalanmadın mı da? Sevdalanmaz olur mu? Tabii insan sevdalanır.
gençliktir bu. Sen de tutuldun mu? Tabii tutuldum. Kime tutuldu? Kafana tutuldu. Peki sen kime aşıksın? Genç ya bu yani yanımızdaki koşta o İbrahim Efendi var ya. Ha. Ya işte onun hizmetçisine tutuldum ben. Güzel mi? Sanki Allah benim için yaratmış. Zandık Efendi. Bak ya. Öyle bir güzel, öyle bir güzel ki o yanakları bir görsen. Yanak değil. Amosunun elmosu. Aman. O dudaklar, Kiraz mı kiraz? Vay. O gözleri bak, gözleri. Allah. Badem mi badem? Allah. Hele bu burun var, bir burun var. Mustafa Bey'in armudu. Seninki kadın değil, Manav Hüseyin'in dükkanıymış böyle adam. Peki, şimdi gevezeliği bırak, ben alışverişe gidiyorum. Sen de ziyafet hazırlıklarını yap, ben de yetişeyim. Misafirleri güzel bir ağırlayalım. Hadi eyvallah, ben gideyim. Hadi beraber.